Herkesin merak ettiği soruların cevabını Doktor Murat Topoğlu verdi. İşte zayıflamak isteyenlerden, sağlıklı yaşam tarzını öğrenmek isteyenlere kadar pek çok kişinin sorduğu ilginç sorulara aldığımız yanıtlar. Hangi süt daha sağlıklı? Aslında bütün sütler sağlıklı ama. Herkesin merak ettiği soruların cevabını o verdi. Sadece göbek eritmek için diyet var mı? İnsanlar tabii ki göbeği olabilecek, basende de olabilir. Doktor Murat Topoğlu'ndan sağlıklı yaşamın sırları Magazin 8'de. Çok meyve yerseniz kilo alırsınız. Sağlık kaybedilmeden değeri bilinmesi gereken bir hazinedir. Bu hazineyi korumak için doğru beslenmek, vücudu tanımak ve doğru adımlar atmak gerekir. İşte bu sorular ve cevaplar sizleri sağlıklı yaşamın ta kendisine götürüyor. Hocam az kalori alırsam hızlı kilo verebilir miyim? Az kalori alırsanız belki birinci hafta çok hızlı kilo verirsiniz, doğru. Ama onu devam ettiremezseniz inanın. O vermiş olduğunuz bir haftalık 3 ya da 4 kilo hepsini alırsınız veya bir sonraki hafta kilo veremezsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle çok ketojenik dediğimiz, yani çok böyle sırf hiçbir şey yememeye yönelik katı diyetler kesinlikle kesinlikle sakıncalı diyorum. Sakın ama sakın bu şekilde uygulamayın. Hocam bitki çayları zayıflamama yardımcı olur mu? Bitki çayları normal şartlarda insanları zayıflatmaz ama metabolizmanızı hızlandırabilir. Size her gün, günde bir sefer tok karnına yapacağınız özel bir metabolizma çayı yapacağım. Elime bir bardak sıcak su aldım. Bunun için neler karıştıracağız? Elimde de bir küçük bir çay kaşığı var. Çay kaşığı ölçüsünde buradan biraz biberiye koyuyorum. Çok az. Biraz zencefil koyuyorum. Biraz keten tohumu koyuyorum. Biraz rezene koyuyorum. Biraz papatya koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar da ucundan azıcık tarçın koyuyorum. Çok önemli ısırgan otu. Bundan koyuyorum. Biraz kokusunu değiştirsin, güzelleştirsin diye nane koyuyorum. Ve içine bir iki tane, bu çok önemli, karanfilden koyuyorum. Karanfil inanılmaz bir antioksidandır. Onu koyuyorum. Ve iki tane de şöyle gösteriyorum, defne yaprağı. Bunlardan koyuyorum. Bunları 2 dakika boyunca dinlendiriyorum. Bunlar bütün öz maddelerini bu suyun içine verecek. Size hazırladığım, en özenli bir şekilde hazırladığım bir metabolizma çayı. Günde bir sefer içeceksiniz, bu kadar içeceksiniz. Tercihen öğleden sonra, akşama kadar herhangi bir saatte içebilirsiniz diyorum. Bir öğünde yemek yerine sadece meyve yesem oluyor mu? Bir öğünde çok meyve yerseniz kilo alırsınız. Bakın önümde meyveler var. Göstereyim size. Muz var, şeftali var, kivi var, portakal var. Birçok meyve var. Siz bunlardan her birinden birer kilo yerseniz başka bir şey yemenize gerek yok ki. Kaloriyi inanılmaz bir şekilde şekerden almış olursunuz. Onun için Allah'ın hakkı üçtür diyorum. 3 porsiyon meyve hakkı veriyorum günlük olarak size. Kilo verme döneminde genel olarak hangi yiyeceklerden uzak durmalıyım? Birincisi, en büyük yapmış olduğunuz hatalardan bir tanesini hemen gösteriyorum. Birincisi makarna. Ama makarnayı normalde aslında yapabilirsiniz ama yanında yoğurtla yemeyeceksiniz. Bu çok önemli. Dolayısıyla makarnayı haşlayabilirsiniz ama genellikle de 15 günde birden fazla tüketmemeniz lazım. Fakat ikinci uzak durmamız gereken şeylerden bir tanesi şu sosisler, sucuklar ve salamlar. Bunlara kesinlikle dokunmayın. Çünkü işlenmiş etler. Onun yerine gerçek et yiyelim. Onun için bunlardan da uzak duruyoruz. Bir başka bir şey daha göstereceğim. Özellikle çocukların ve çocukların anneleri ve babalarının en büyük yapmış olduğu hatalardan bir tanesi de hamburger ve yanında kızarmış patates. Bunlardan da uzak tutacağız. Bir başka şey daha var. Özellikle de yazın çok susuyoruz. Onun yerine tüm gazlı içecekler ve hazır meyve suları içiyorsunuz. Bakın burada gösteriyorum. Bir tane hazır meyve suyu var. Özellikle de bunu kesinlikle içmeyeceksiniz. Gazlı içecekler grubundan da bunlara kesinlikle ve kesinlikle hayır diyorum. Bunları içerseniz asla kilo veremezsiniz. Artı vücudunuza çok büyük zararlar açarsınız. Dolayısıyla bütün gazlı içeceklere hayır diyorum. Bunu özellikle söylüyorum. İşte size çikolatalı gofretler, cips. Cipsin 100 gramında 560 kalori var. Bu kadar cipsi yaklaşık yemeniz sizin 4 dakikanızı almaz.
İşte elimde bir hamburger menü tutuyorum. 500 kalori eder aşağı yukarı. İşte 100 gram civarında siz cips yersiniz, aynı kaloriyi almış olursunuz. Sakın. Hocam, hangi süt daha sağlıklı? Hangi süt mü sağlıklı? Aslında bütün sütler sağlıklı ama ben size iki tane örnek gösteriyorum. Bakın, ellerimi böyle tutuyorum ve çeviriyorum. İki tane süt var burada. Bilin bakalım bu sütler hangi sütler? Şu elimde tuttuğum keçi sütü. Şu elimde süt tuttuğumda inek sütü. Ama ben size keçi sütünü öneriyorum. Keçi sütü daha çok sağlıklı. Çünkü keçiler dağlarda, meralarda tertemiz beslenen hayvanlar. Onların sütleri de en sağlıklı sütler. Dolayısıyla keçi sütü içelim. Daha hızlı kilo verelim. Hocam, en çok yağ yakan besinler hangileri? Aslında bütün besinler yağ yakabilir. Ama nasıl pişirdiğinize bağlı. Ama ben ne diyorum biliyor musunuz? Bakın. Elimde ıspanak var. Çok basit bir şey anlatacağım size. Bu ıspanağı haşlayalım. Çok güzel bir şekilde. Haşladıktan sonra elinize bir bıçak alıyorsunuz. Haşlanmış ıspanağı küçük 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 böyle satır gibi bunları doğruyoruz. Ondan sonra elimize bir tam buğday ekmeği alıyoruz. Bunları ben şöyle göstereyim size. Bunları aldım. Haşladıktan sonra düşünün. Güzel de kıydım bunları. Bunları küçük 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 bunun üzerine koydum düşünün. Sürüyorum üzerine daha doğrusu. Şöyle biraz yoğurt eklemek istiyorum. Bakın. Pul biber. Pul biberi de buraya koyuyorum. Haşlanmış ıspanak. Üzerine yoğurt. Üzerine de kırmızı biber. Afiyet olsun. İnanın acıkmazsınız. Özellikle kilo vermemize yardımcı olan, aynı zamanda bağırsaklarımızı çalıştıran. Bunlardan bir tanesi de enginar. Enginardan vazgeçmeyin. Ama enginarı nasıl yapacağız? Haşlayacağız, yiyeceğiz. Üzerine limon sıkıp. Bir başka şey daha var. Özellikle lahana. Lahana aynı zamanda idrar söktürücü özelliği var. Ödem attırıcı özelliği var. Ne yapıyoruz? Lahanaları güzelce haşlayın. Robottan da geçirin istiyorsanız. Ya küçük küçük doğrayın. Bütün baharatları koyun. Yoğurt da koyun. Afiyet deyin. En önemli kilo verdiren bir başka besin maddesi de mantar. Mantar inanılmaz, kalorisi yok gibi. Herkes et yerine geçer diyor. Doğrudur. Tatlı yerine ne tüketmeliyim? Aldım elime birazcık ananas. Gördüğünüz ananas. Bu doğradığımız ananasları bu buzdolabı poşetinin içine güzelce koyacağım şimdi gördüğünüz gibi. Suyuyla beraber. Şimdi diyeceksiniz ki doktor ne yapıyor? Tatlı yapıyor. Ama bir şey ekleyeceğiz buna. Çikolata. Ama çikolata çok kalorisi yüksek. Onun yerine ben birazcık kakao ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi kakao. Bu kakaodan ne yapacağım? Bir kaşık kadar kakaoyu bunun içine koyuyorum. Hatta iki kaşık da koyabilirsiniz veya bir buçuk kaşık da koyabilirsiniz. Ve bunu ağzını kapatıyorum. Ve tatlı oluyor. Herkes merak ediyor. Lezzetli mi? İşte size canınız tatlı çekiyorsa, kilo da almak istemiyorsanız size kakaolu ananas yap. Afiyet olsun. Günde sadece iki öğün yiyorum. Sağlıklı mı? Günde iki öğün. Tabii ki bazı vücutlar alışmış olabilir ama siz kilo vermek için iki öğün yiyorsanız gerçekten kilo vermeniz çok zor. Onun için şöyle bir şey yapacağız. Bu ne? Üç. Bu ne? Üç. Üç tane ana öğün, üç tane ara öğün yapacağız. Ana öğün ne demek? Sabah kahvaltı yapmak istemeyenler için söylüyorum. Bir tane bile siz şuradan muz alıp çıkın evden. Kahvaltı yapma alışkanlığınız yoksa. Ama mutlaka midenize bir şeyler sokmanız lazım. Bu muz olabilir. Çok da tok tutar. Onun haricinde öğlen mutlaka yemeniz gereken bir şey var. Özellikle et. Et derken de tavuk olabilir, balık olabilir, köfte olabilir. Akşama da şurada gördüğümüz sebze yemeklerinden tavsiye edeceğim size. Her tür sebze yemeği dahil ama bir şey hariç burada. Şu gördüğünüz patates. Patatese fazla yüklenmemek lazım. Çünkü karbonhidrat çok yüksek. En kötü ihtimalle. Çok mu patates çekti canınız? Bunu haşlayın. Daha da güzel söyleyeyim. Fırına koyun. Fırında kumpir yapıp yiyin. Ama bu patatese kumpir yaptığınız zaman içine peynir, yoğurt koyarsınız, kilo alırsınız. Hocam, günde kaç bardak kahve içebilirim? Günde en az 3, en fazla 5 bardak, yani 5 fincan içebilirsiniz. Ama şekersiz. Gelin şöyle yapalım. Günde 3 kahve, bir de yanına başka bir şey söyleyeceğim. 3 tane de yeşil çay.
Bir Türk kahvesi, bir yeşil çay. Bir Türk kahvesi, bir yeşil çay. Hocam atıştırma hissimi nasıl bastırabilirim? Atıştırma hissini en güzel bastıran şey ne biliyor musunuz? Leblebi. Karnınızda inanılmaz tok tutar. Bunlardan bir tanesi bu. İkinci atıştırma için size fındık fıstık yerine size kabak çekirdeği ve ay çekirdeğini tavsiye edeceğim. Bunlar ne kadar yiyeceğiz? Tabii çok önemli. Bir avuç bundan, bir avuç bundan. Her gün bu kadar tüketebilirsiniz. Hocam hangi tuz daha sağlıklı? Bize bahseder misin? İki tane tuz. Bu kaya tuzu. Bu bildiğimiz rafineri tuz. Ama bizim tavsiye edeceğimiz özellikle kaya tuzu veya deniz tuzu da olabilir. Bunları kullanın. Ama normal rafineri tuzu pek fazla kullanmanızı istemeyiz. Sadece göbek eritmek için diyet var mı? Güzel bir soru ama yani insanlar tabii ki göbeği olabilecek. Sende de olabilir. 5 kilonun üzerinde özellikle 10 kilonun üzerinde fazlanız varsa kendi başınıza biraz zor tabii ki. Mutlaka bir profesyonel yardım almanız gerekiyor. İşte göbek yağları veya basen yağlarını eritmek için güzel bir alaşım, güzel bir karışım verelim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Elimize yoğurdumuzu alacağız. Şöyle bir avuç dolusu leblebiyi içine koyuyorum. Hatta biraz daha fazla koyuyorum. Karıştırdıktan sonra biraz nane, biraz pulver. Sonra karıştırıyorsunuz ve afiyetle tüketiyorsunuz. Esmer şeker yaptığım diyete faydalı mı? En önemli sorulardan bir tanesi. Hastalığında çok soruyor. İşte önümde esmer şeker mi, kalorisi az, beyaz şekerin mi kalorisi az? İkisinin kalorisi aynı. Bir daha söylüyorum. Bu iki şekerin kalorisi aynı. Ama bu işlenmemiş, bu işlenmiş. Ha, sağlıklı açısından bakarsak tabii ki işlenmemiş daha iyi. Ama kalorileri aynı. Hocam kilo verirken kaslarım da eridi, ne yapmalıyım? Tabii ki dengesiz beslenirseniz yavaş yavaş kaslarınız erir. Ama hemen kısa zamanda değil. Dengeli beslenirseniz kaslarınız daha yerinde olur. Onun için gelin tiyoları vermeye başlayalım. Bunlardan bir tanesi et grubu. İster balık yiyin, ister köfte yiyin, ister tavuk yiyin. Ama bunları ızgara, haşlama, buğulama, teflon tavada, çelik tavada yaparak yiyin. Haftada mutlaka 3 ya da 4 defa yumurta tüketin. Bir başka şey daha önereceğim kasların küçülmemesi için. Özellikle süt grubu. Yani günde bir bardak mutlaka keçi sütü içelim. Hocam sabahları sadece süt ve yulaf ezmesi tüketiyorum. Ne kadar zamanda kilo verebilirim? Yulaf ezmesi sabah kahvaltısında gerçekten çok sağlıklı bir şey. Gelin size kilo verdiren güzel bir yulaf ezmesi tarifi vereyim. Elimize bir tane boş tabak alıyoruz. Küçük bir kase alıyoruz. Bu kasenin içine 5 çorba kaşığı dolusu 1, 2, 3, 4, bayağı fazla oldu gördüğünüz gibi. 5. Bunun içine ne yapıyoruz? Sütümüz var. Ne sütüydü? Keçi sütü. Yarım yağlı keçi sütleri de var artık. Onlardan da kullanabilirsiniz. Bunu böyle içine koyuyorum. Bir çorba kaşığı dolusu bal alıyorum elime. Bu balı da böyle güzelce koyuyorum içine. Ve güzelce karıştırıyorum. İşte size sabah kahvaltınız. Besleyici, aynı zamanda tok tutucu ve kilo vermenizi hızlandırır. Çünkü yulaf bağırsakları da çalıştırır.